Altıncı ünite, evet. Yönetim Organizasyon Dersi 6. ünite örgütsel yapılanma anlatımıyla karşınızdayız. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Daha sonra dinleyecek olanlara da dahil. Örgütsel yapılanma her derste olduğu gibi hangi dersi işlerseniz işleyin. İlk önce bir o dersin başlığı örgütsel yapılanmaysa yapının ne olduğunu, örgütün ne olduğunu, örgütlemenin ne olduğundan bahsetmeniz gerekiyor. Yani o dersin öncelikle kavramlarını bir açıklamak gerekiyor. Ama giriş niteliğinde bakalım kitabımızdan aktardığım neler var. Örgütsel yapılanma belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli koşulların fiziksel unsurların ve insan kaynaklarının işte fiziksel unsur, insan kaynakları uyumlu biçimde bir araya getirilmesi. Bütün bunlar bir araya geliyor, bir yapı oluşuyor. Küçücük bir markette iki çalışan, üç çalışandan oluşan sadece tek bir çalışandan oluşan bir market bile kendine has bir yapısı vardır. Belirli unsurların bir araya gelmesi sonucunda bir yapı ortaya çıkar. Örgüt yapısı sistemli bir şekilde faaliyet gösteren bir iskelet olarak ifade edilebilir. Biz bugün örgütün yani örgütü insan vücuduna benzetecek olursak iskelet sistemine değineceğiz. İşte dolaşım sistemini siz tedarik sistemine benzetebilirsiniz. Sindirim sistemini üretim, yani enerji üretmek üzere aldığımız gıdaları sindirim sistemini örgütün üretim fabrikadaki o ürünün ürün bandı olarak düşünebilirsiniz gibi. Ama bu dersimiz iskelet yapısını, bir organizasyon, zaten ismi organizasyon, organizma kelimesinden de kelime benzerliği olan organizasyon ve organizma. Bu organizmanın biz iskelet yapısını ele alacağız. Canlı bir organizma gibi düşünürsek şayet örgütleri. Çünkü örgütler tıpkı insanlar gibi, canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür. O yüzden ne diyoruz? İskelet sistemini, yapısını, temel unsurlarını ele alacağız. Bu ünitede örgütlenme süreci, yani örgütlenme de başlayacak ve belli bir noktaya kadar devam edecek. Bu bir süreç. Kavramlarını ve alt süreçlerini ele alacağız arkadaşlar. Dedik ya her dersi hangi derseniz girin. O dersin temel kavramlarını önce bir bahseder hoca. Şimdi biz de örgütlenme ve örgüt kavramlarına değinelim. Örgüt önce kaç defa değindik hatırlamıyorum bile. 15-20 defa değinmişizdir. Belli bir benim yaptığım tanımlama nasıldı? Yani zaten benim yaptığım tanımlama orijinal bir tanımlama değil ama kendime ifade edip belli bir grup insan bir amaç doğrultusunda çalışmadan bahsediyordu. Ve burada kitaptan aktardığım ifadelerde ne yazıyor? Örgüt iki veya daha fazla kişinin, belli bir grup kişi zaten tek kişiden oluşmaz. Tek kişinin yaptığı faaliyetlere biz iktisadi devinim diyorduk. İktisat alanına giren bir şeydi. Dağın başında tek başına yaşayan bir insan ilk konu olabilirdi, yönetime konu olamazdı. İki veya daha fazla kişinin belli bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmalarını sağlayan bir yapı örgüt. İşte biz buna bu yapıya, bütüne örgüt yapısı diyoruz. Örgüt yapısı çalışanlar ve kaynaklar arasındaki biçimsel ilişkileri belirler. Biçimsel ilişkiler. Yani anlatımda değineceğiz zaten. Bir örgüte girdiğimiz zaman ya, örgütün içine girmemize gerek yok. İnternet sitesine girdiğimiz zaman genel müdürün kim olduğu, genel müdürü yapılan büyük örgütler, özellikle kurumsal örgütler bunu yaz, yani bu şekilde örgüt yapısını, örgütün şemasını oraya koyarlar. Genel müdürlerin, müdür yardımcılarının, işte şeflerin, kısım şeflerinin gibi o yapı içinde yetkilendirilmiş yönetim kademelerini gösterirler. Bazıları isim olarak gösterirler, bazıları isim belirtmezler, sadece o iskelet yapısını gösterirler. Biçimsel örgütün beşeri yanı olarak ele alınan, evet biçimsel yönü, şunu aşağıya taşıyayım. Şuradaki, evet aşağıya aldım. Örgüt yapısının biçimsel yönü, beşeri yanı olarak ele alınan biçimsel olmayan örgütün bir sözünü ettiğimiz çatısını oluşturan iskeletini gördüğümüz biçimsel yapısı vardır. Bir de informal, görünmeyen insan ilişkilerinden kaynaklanan bir informal bir yapı vardır. Bu da bildiğiniz bir şey. Örgütleme bir işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli kaynakların dağıtılması sürecidir. Örgütten bahsettik. Şimdi de örgütte
kaynakların tahsis edilmesi, ilgili yerlere o kaynakların dağıtılması. Örgüt bir yapıyı, örgütlenme ise eylemi ifade eder. Örgüt, yani burada çok özet bir şekilde söylemiş, örgütleme dediğimiz şey, kaynak dağıtımından bahsediyorsak bir enerji, bir emek, bir efor sarf etmemiz gerekiyor, bir eylem yapmamız gerekiyor. Bu sayede örgütlemeyi sağlıyoruz. Örgütlü bir yapıyı eyleme geçirip örgütlüyoruz. Örgütleme amaçlar doğrultusunda yapılacak işlerin belirlenmesi, gruplandırılması. Birazdan göreceğiz işte. İşleri belirliyoruz, onu gruplarsak iş bölümü ve uzmanlaşmayı sağlamış oluyoruz. Yer, amaç ve yöntemlerin belirlenmesi, işleri yapacak insan kaynağının belirlenmesi, yetkilendirilmesi gibi alt konulardan oluşan bir süreçtir. Bu bir süreç, onun alt süreçleri burada sıralanmış. Evet, planlar. Biz planladık, teşkilatlandırdık, örgütledik, yönelttik, koordinasyon ve kontrol. Yönetimin bu sürecin içinde de örgütlemeyi kendi içinde bir alt başlıkları alıyoruz. Planlar, planlamayı yaptık, daha sonra örgütlemeye geçeceğiz ya. Planlarda nelerin uygulamaya konulacağı vurgulanıyor ama örgütlemede uygulamanın nasıl ve ne tür ortamlarda gerçekleştireceği belirlenir. Yani aslında bazı tanımlarda planlar için şöyle derler. Planlar, plan, pardon bir saniye şu kapatalım. Plan dediğimiz şey 5N1K'ya kim, nerede, ne zaman, nasıl yapacak gibi sorulara cevap verdiği söylenir planların. Ama neler, sadece planlar nelerin uygulamaya konulacağını değil, bunu kimin ne şekilde ne yapacağını biz yönetim sürecinde ilk adım plan olduğu için her şeyi biz plan aracılığıyla kapsamaya çalışırız. Ama bu planladığımız gibi her şey gitmeyebilir. Burada planlar nelerin uygulamaya konulacağını vurguluyor. Nelerin, kimler tarafından, ne şekliyle, hangi kaynaklar, bunlar hepsini biz planlamada yapabiliriz. Ama planın esas önceliği bu değil. Biz her şeyi koyarız ortaya ama işte örgütleme uygulamalarının uygulamaya geçerken nasıl ve ne tür ortamlarda gerçekleşeceğini katkıda bulunur. Biz bunu aslında plan aşamasında da zaten belirleyebiliriz. Çok planlı, çok programlı bir şekilde gidiyorsak onu da yani bunu da başarabiliriz. Ama örgütlemede bir adım daha öne çıkan konu uygulamanın nasıl ve hangi ortamlarda ne şekilde gerçekleşeceği. Örgütleme sonucunda yöneltme ya da diğer adıyla liderlik etme fonksiyonu etkili bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Planlama, örgütleme, yöneltme. Yöneltme dediğimiz şey henüz daha, yani biz planladık, örgütledik. Yani bazı kaynaklarda buna teşkilatlandırma da deniliyor. Yani belki kaynakların %10'unda ancak bu kavram geçer. Ama örgütleme daha genel bir kavram. Teşkilat deyince o teşkilat şeması var ya, o şemayı oluşturmak, hani kutucuklardan oluşan kimin hangi görevleri uhte ettiği, görevleri üstlendiği ile ilgili bir şemayı oluşturmak gibi bir şeyden bahsedilir. Hatta büyük örgütlerin teşkilat şubesi vardır sadece. Teşkilat yani atamaların yapıldığı, görevlendirmelerin, yükselmelerin, terfilerin, yok işte rütbe düşürümü bile olabilir, rütbe tenzilinin bile kimlere yapılacağı gibi bu teşkilat şubede yani bir departman diyelim. Bu departmanda dev örgütlerin teşkilatı üzerine çalışılır sadece. O zaman sadece bu departman mı örgütlemeden sorumlu? Hayır. Örgütleme biraz daha geniş bir kavram. Teşkilatlama belki kurum içi atamaları gerçekleştiren daha dar bir çerçeve gibi düşünülebilir ama iç içe geçmiş kavramlar. Öte yandan bizim kitabımızda teşkilatlama diye bir süreç ya da bir kavram geçmiyor. Ama yaklaşık aynı anlamlara geliyor. Biraz daha dar bir çerçevesi olarak ifade edebiliriz. Örgütlemenin teşkilatlandırma. Şemalar yasal olarak yetkili birimleri ve pozisyonları belirler. Yani kimin yetkili birinci amir, ikinci, üçüncü amir, yani özellikle diyelim ki hiyerarşik kademeler fazlaysa senin birinci amirin belli. Onun da bir amir var. Bu biz biraz daha anlaşılırlığı artsın diye büyük örgütleri örnek vermeye çalışıyoruz ki kurumsallaşmış örgütleri örnek vermeye çalışıyoruz ki
örgütleme tek bir tane kişiden oluşan, hatta bir Türkiye'de çokça da okunan bir kaynakta geçen anlatım bir örgütlemeyi şu şekilde betimliyor aslında. Farz edelim ki A şahsının bir tane küçük bir bakkalı vardı. Bakkalda bütün tedariğini kendi sağlıyordu. O bakkalda satacağı ürünlerin her şeyi kendisi satın alıyordu. Ondan sonra pazarlamasını kendisi yapıyordu. Finansman, bütçe, gelir, gider gibi muhasebe diyebileceğimiz bütün her şeyini kendi üstleniyordu. Ama zamanla işte o mahalledeki sakinlerin sayısı arttıkça müşteriler artmaya başladı ve bazı işlere yetişemediği için ikinci bir kişi daha o bakkala yardımcı olması için bir çalışan yanına bir çalışan daha aldı. Derken ona işlerini belirli, yani iş bölümü ve uzmanlaşma anlamında işlerin belirli kısmını, hatta bunu hikayeleştirerek anlatıyor kaynağımız. İşte diyelim ki kasaya ve muhasebe gibi şeylere ve bunun yanı sıra alım satım işlerini o aldığı ikinci kişi üstleniyor. Kendisi diğer geri kalan işleri üstleniyor. Derken marketin satışları, gelirleri, karı arttığı için, büyüdüğü için, yandaki dükkanı da satın alarak genişlediği için, ürün çeşitlendirmesine gittiği gibi derken giderek büyüyor. Hatta bu bir tek bir bakkalla başlayan şeyi marketler zincirine kadar büyük dev bir işletme haline geldiği için merkezileşmek, örgütlenmek, bütün A'dan Z'ye her alt konu için belirli departmanların oluşturulduğu büyük bir örgüt haline nasıl geldiğini yani uzunca hikaye bir anlatımla ortaya koyuyor. Şimdi burada biz büyük örgütleri o yüzden örnek veriyoruz ki örneğin iş bölümü ve uzmanlaşmadan bahsederken küçük bir örgütte bunu bir veya iki kişinin olduğu örgütte bunu anlatabilmek biraz daha zorlaştığı için ya da diğer örneğin yetki alanı konusunu anlatacaksanız bir veya iki kişinin veya işte az sayıdaki çalışanın olduğu bir örgütten bunu örnek verebilmek daha zor olacaktır. İşte büyük örgütler doğal olarak örneğin piyasadaki kendi halka açık şirketse, şirketten hisse senedini alan kişilere kendi örgütünü tanıtmak, işte yasal olarak kimlerin yetkili olduğunu, kimlerin hangi pozisyonları üstlendiği gibi konuları bunu kendi web sitesinde ya da örgüte girdiğinizde hemen her yerde bunları sergilemek isteyebilir. Kısım ve örgütün diğer parçaları yetki ve sorumlulukların akışına göre birbirlerine bağlanır diyor kitabımız. Yani şemada bölüm, kısım, birim gibi yukarıdan aşağıya böyle bir şey varsa, hiyerarşi varsa bunların ne şekilde birbirine bağlandığı, yetki ve sorumluluk hiyerarşisi ne olduğu gösterilir diyor. Örgüt şemalarının iş yapma biçimlerini ve pozisyonları yansıtması önemlidir. Yani şemalarda öyle görünüyor ama bazı kişilerin üzerine işler yıkılmış, bütün işleri belirli kişiler yapıyor. Diğer kişilerin her ne kadar şey olsa da burada yani yetkili gibi görünseler de uygulamada fiiliyatta fazla bir iş yapmadıkları gibi bir sonucun ortaya çıkmaması ve gerçekten yapılan işlerle üstlenilen pozisyonların birbirine örtüşmesi gerektiğini ifade ediyor bu. Bunun sağlanabilmesi ancak doğru yapılanmış bir iş analiziyle mümkündür. Ben örneğimi kendi aklımdan geldiği gibi verdim. İş analizi yapılmaksızın belli işler hep belirli kişilerin üzerine yıkılmışsa, hep belirli lokomotif kişiler tarafından o işler yürütülüyorsa, diğerleri de çok görece çok rahat bir şekilde işlerini yürütüyorlarsa, bu defa ne diyebiliriz? Burada iş analizinin net bir şekilde yapılmadığı zaten benim verdiğim örnekte bile ortaya çıkıyor. İş analizi sonucunda işletmedeki tüm pozisyonlar ve yetki ilişkileri güncel bir biçimde ortaya çıkar. Örgüt şeması da çalışanlar ve kaynaklar arasındaki formel, resmi ilişkiyi bize gösteriyor. İşletme şemaları, işletmedeki pozisyonları, yetki ve ilişkileri, yönetim alanını, faaliyet biçimini kolaylıkla görmemizi sağlar. Buna karşın, bakın ne diyor? Bireysel ilişkiler gibi unsurlar, bunları göremeyiz. Kişiler arasında nasıl bir arkadaşlık, dostluk, işin kolaylaştırılması ya da
tam tersini düşünelim. Bazı engelci duvar bazı kişiler vardır. İşleri yokuşa sürmeyi seven, işi iyice zorlaştıran kişiler vardır. Biz bu unsurları göremeyiz. Örgüt şeması kuru bir şey verir bize. Formel ilişki ağını yansıtır. Ama informel anlamda insanların yani biçimlendirilmiş yetki ve sorumluluğu yine anlamayız da yetkiye bağlı olarak sorumluluk nedenli üzerine alınmış alınmamış o ayrı bir tartışması konusu. Biz yetkiyi kabataslak olarak oradan görürüz şemadan ama informal ilişkileri, biçimsel olmayan ilişkileri biz oradan çözümleyemeyiz. Örnek olarak arkadaşlık, hemşerilik gibi ilişkiler biçimsel değildir. Bu ilişkileri açıklamak için buzdağı metaforu kullanılabilir. Yani biz örgüt şeması sadece örgütün görünen buzdağı için söylenen şey 1'e 3 oranıdır. Yani o da suyun özgül ağırlığından dolayı herhalde. Bu her ne kadar denizlerde biraz daha tuz oranı fazla olduğu için buzdağı biraz aşağıda olabilir. 3 aşağı 5 yukarı. 1 yukarıda ise 3 aşağıda. Bazı yerlerde duyuyoruz. Buzdağının görünen kısmı onda biri gibi ifade edildi. Ama benim okuduğum bir kaynakta yukarıda bir görülüyorsa onun üç misli aşağıda var. Buzdağına bazı örgütlerde işler daha sarih bir şekilde, açık bir şekilde yürüyorsa o zaman buzdağının görünen kısmı belki de çok hani açık bir örgüt dedik. Yani böyle üstü kapalı örtük bilginin olmadığı şeffaf bir örgütten bahsediyorsak o zaman buzdağı büyük kısmı görünüyordur, az bir kısmı görünmüyordur. Bunun tam tersi, biraz daha işlerin bazı kişilerin nasıl söyleyelim kurum içerisinde imparatorluk oluşturduğu, işte bazı bilgileri kendine sakladığı, örtük bilgi haline getirdiği, depresif bir örgüt kültürün olduğu yerlerdeki karmaşık ilişkiler ağının olduğu değişik uç örnek olan bazı örgütlerde de biz buzdağını dışarıdan baktığımız zaman çok az bir kısmını görürüz. Asıl görünmeyen kısım 1 bölü 3 değil de belki 1 bölü 5 oranında aşağıda çok daha büyük bir oranda informal ilişkiler ağı ve bütünü olabilir. Örgütleme bir takım ilkelere, temel bazı prensiplere, ilkelere dayalı olarak, ilke demek biliyorsunuz prensip. Temel bir örgütlenme prensibinin, bir değil birden fazla prensibinin olması gerekiyor. Bunlardan başta en başta geleni iş bölümü ve uzmanlaşma. Milattan önce 300'lü yıllarda yazılmış bir Hint, yani yazar ismi Hintlerin biraz biliyorsunuz telaffuzu biraz zor. Hemen burada aklıma gelmeyebilir. Çok eski yazılmış bir Hint kaynağında bile iş bölümü ve uzmanlaşmaya yapılan vurgulamayı görmüştüm. O zamandan beri bilinen bir şey. Bir işi yapıyorsak o işte en iyi, en ehil olan kişileri o işin başına getirmemiz gerekiyor değil mi? Ehliyet sahibi olan kişiyi onun başına getirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde zaman içerisinde bu uzmanlaşıyor. O işi aynı şeyi yapa yapa isterse sıfır bilgiyle oraya gelsin, niteliksiz bir işçi olarak oraya gelsin, zamanla aldığı eğitimle birlikte o işi yapa yapa ehil hale gelebiliyor, uzmanlaşabiliyor. Ama gönül ister ki biz zaten işi aldığımız kişiyi oraya zaten belli bir uzmanlık seviyesindeki kişiyi oraya koyalım. Yoksa örgüt boşu boşuna bu sıfır hiçbir bilgisi olmayan kişiyi oraya alıp koyamaz. Ama demek istediğim şu, iş bölümü söz konusuysa o iş bölümünün sonucunda ister istemez siz istemeseniz bile sıfır hiçbir yeteneği kabiliyeti olmayan sıfır bir kişiyi alıp yıllarca belli bir departmanda belli bir takım aynı işleri yaptırsanız o zaman içerisinde uzmanlaşacaktır. Kaldı ki insan kaynakları departmanı ne yapar? Her birime, ilgili birime, gerçi işe patron eli deyince yani uzman olmasa da kişiyi getirip bir işin başına oturtabiliyor. Buna rağmen kişi zaman içerisinde o işin içinde dura dura, o işte hal hamur ola ola uzmanlaşabiliyor. İş bölümünün bir sonucu olarak uzmanlaşma ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani ama tersinden de söyleyebiliriz. Bir örgütte zaten iş bölümü söz konusuydu. Biz oraya ilgili uzmanları aldık. Sıfır bir örgüt yapısı kurduk. Bu örgütte iş bölümünü oluşturduk. Henüz hiç kimse yoktu. Ama alırken ehil kişileri ilgili uzmanlık alanlarına
iş bölümünün ilgili bölümlerine, işle ilgili ilgili bölümlere dağıttık ve onlar uzmanlık bilgileri doğrultusunda iş tutmaya başladılar, iş üretmeye başladılar. Ne oldu? İş bölümü uzmanlaşma gerçekleşti. Emir komuta zinciri de aklımızda hep böyle sivri örgütler, çokça kademesin olduğu, yani basık örgütlerde biz bu emir komuta zincirine fazla hani sıfırdır diyemeyiz. Yani sıfır hiyerarşi diye bir takım söylemler var ama bu mümkün değil yani. Basık örgüt öyle bir basık hale geliyor ki hiyerarşik kademeler ortadan kalkıyor. Sıfır hiyerarşi diye bir şey idealde tarif ediliyor ama bunun olması buna yaklaşmak mümkün değil. En azından iş yapma, yaptırmayı gerçekleştirebilmek için bir az da olsa bir kademeleşme olması gerekiyor. Bu da zincir halinde emir komuta zincirini oluşturuyor. Hatta zincir mesaj denilen bir kavram vardır. Böyle kurumsallaşmış örgütler ararlar mesela telefonu. Zincir mesajı olarak bunu bildirin der. O zincir mesajı dediğiniz anda zaten bunun ne ifade ettiğini herkes biliyordur. O örgütün bağlı olduğu birimler kimin kime ne şekilde bilgi aktarması gerektiği zaten önceden belirtilmiştir. Siz tek bir telefonla falanca konuyla ilgili bu zincir mesajıdır. Şunu bildirin dediğiniz zaman siz en tepe örgüt olarak tek bir telefonla müteakip olarak aşağıya doğru piramidin aşağısına doğru zincir başlatmış oluyorsunuz. Bu aynı şekilde diyelim ki bu zincir mesajını verdiğiniz konu sizin keyfe keder ürettiğiniz kafanızdan keyfi bir şekilde ortaya koyduğunuz bir şey değil. Örgütün işiyle, işleyişiyle ilgili bir konudur. Aynı şekilde bu bir talimattır, bir emirdir, bir yapılması gereken iştir. Buna yönelik olarak siz bir ifadeyi kendi ilgili birimlerinize yaymak, bildirmek, dağıtmak istersiniz. Bu da yani emir komuta zincir dediğim kavram birebir işletme yani kamu ya da özel örgütlerde önceden baştan belirlenmişse o zincir dahilinde bilginin iletilmesi mümkün oluyor. Ama işletmelerdeki bilgi ben falanca şöyle şöyle bir bilgiye ulaştım. Bak bu bilgiyi seninle paylaşıyorum. Öyle bir şey yok. Biz sosyal medyadaki önüne gelen bilgiyi falancadan bir bilgi geliyor, onu herkese yayınlayayım, şuna şu bilgiyi atayım gibi bir şey yok. Biz işle ilgili belli bir konuyu belli ilgili birimlere gönderdiğimiz takdirde bu bir emir oluyor. O işin yapılmasına dönük bir şey. Dolayısıyla emir ve o emir doğrultusunda kimin kimi komuta edeceğine dair bir zincir söz konusu olmalı. Yetki ve yetki türleri. Biz örgütlenmeyi yetkilendirme dahilinde de gerçekleştirmemiz gerekiyor. O ilkelerden birisi yetki ve yetkiyi açıklamamız, onun da türlerini belirtmemiz gerekiyor. Yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin meşru ve şey olarak, yasal olarak ellerinde bulunan haktır arkadaşlar. Bu hakkı yasal bir hakka sahiptiler. Mümkün mertebe istenilen idealde bunların işte neymiş? Emir verme, kaynak dağıtımı ve karar alma gibi bu hususları hakkaniyetli, adaletli bir şekilde yapmaları beklenir, istenir. Gönüllerde yatan aslan budur. Komuta yetkisi, emir komuta zincirindeki yukarıdan aşağıya hat yetki dediğimiz bazı kitaplarda hat yetki diye geçer. Bir yöneticinin işin yapılması ve yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verme. Sen kendi departmanındaki astlarına doğrudan emir verebilirsin ama gidip de yani aynı örgüt içinde olsan da ben yöneticiyim. 20 yıldır burada yöneticilik yapıyorum. Falanca departmana da sen insan kaynakları departmanında çalışıyorsun ama Arge departmanındaki bir kişiye doğrudan doğruya oradaki çalışana emir verme yetkisine sahip değilsin. Onda kendine ait bir amiri, memuru, alt üst ilişkisi var. Bu senin elinde yok. Fonksiyonel birimlere ayrılmış örgütlerde bu böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Kurma yetki dediğimiz şey daha çok böyle danışmanlık bilgisi olan uzmanlık görüşüne başvurduğu bir yöneticinin, örneğin tepe yöneticisi, hukuk alanında bir hukuk müşavirini kendisine doğrudan bağlı bir kişi olarak ama ondan görüş alıyordur. Nihai kararı yine yönetici verecektir ama hukuk bilgisi daha iyi olduğu için bir hukuk danışmanına başvurması olasıdır. Ya da diyelim ki henüz çok fazla bilgi
bilmediği bir sektörde işe başladı. O sektörle ilgili sektörel bir danışman da kendisine atayabilir, tepe yöneticisi veya üst düzey ya da orta düzey yöneticisi bilmiyoruz. Ama bu kurma yetkiye sahip kişiler doğrudan bağlı. Diyelim ki genel müdüre doğrudan bağlı bir tane kurma yetkiye sahip bir yöneticiden veya kişiden bahsediyoruz. Bu en tepedeki kişiye direkt bağlı olduğu için biz en altlarda çalışan, örgütün en altında çalışan bir işçiyiz diyelim. Kurma yetkiye sahip bir kişinin bize söylediği şey böyle bir hat yetkisine, emir komuta yetkisine sahip olmadığı için onun söyleyeceği sözün doğrudan bir karşılığı olmayacaktır. Çünkü biz en altlarda çalışan, bir departmanda çalışan herhangi bir işçiyim ben diyelim. Benim kendi amirim var. Tepe yöneticisinin kendisine atamış olduğu danışmanın bana söyleyeceği şey beni o kadar bağlamaz. Eğer söylese bile, yanlışlıkla bir şey söylese bile ben giderim yine kendi amirime söylerim. Bakın şöyle 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 denildi. Siz ne diyorsunuz? Sizce de uygun mu dersiniz? Eğer kibar bir şekilde karşılık vermek istiyorsanız o kurma yetkisine sahip olan kişiye tamam dersiniz. Ya da o benim ilgi alan şey etki ve yetki alanımın dışında diyebilirsiniz. Ama kendi üst amirlerinize bu olan olayları aktarma sorumluluğuna her zaman şeysiniz. O sorumluluk sizde her zaman için. Fonksiyonel yetki bildiğimiz şey, deminden beri anlattığımız, derste de sürekli bahsettiğimiz kurma yetki, böyle danışmanların sahip olduğu bize bilgi aktarırlar, biz yöneticiysek şayet. Biz de ona karar verip vermemek şeyi hala bizde. O tasarruf bize ait. Ama fonksiyonel yetkiye sahip bir kişi bizden düz bir işçi olarak bana kendi fonksiyonel yetkimi üstlenen benim departmanımın yöneticisi bana bir şey söylediği zaman onu yapmakla mükellef. Yapmadığım takdirde onun güzel yaptığım şeyin mükafatı olan maaşsa, onun karşılığı primse, her neyse, her türlü ödüllendirme ise yapmadığım takdirde de mükafatın karşılığı ne? Mücazat. Yani cezalandırma da mümkün. Fonksiyonel yetkiye sahip bir yönetici aslarına işiyle ilgili o işle ilgili her türlü emri vermeye yetkilidir. Aslları da onu yerine getirir durumunda. Biçimsel olarak bir görevin yerine getirilmesi için kaynakların kullanımı ve başkalarını çalıştırma gibi yetki kullanımı söz konusu olduğunda şimdi bir kişiye yetki veriyorsunuz. Aynı zamanda bu kişi yetki kapsamında sorumluluğu da yüklenmiş oluyor. Hatta bazen bunun tersi olur. Bir takım sorumluluklar o kişiye verilir, sen şunları hallet diye söylenilir. Yetki aslında yöneticidedir. Altlarına, yani bunu sıkça karşılaşmışsınızdır belki. Size bir sorumluluk verilir ama yetki verilmez. Siz de yetki elinizde olmadığı için az seviyelerde bir çalışansınızdır. Orta veya az seviyelerde bir çalışansınızdır. Bir yandan amirinizin vermiş olduğu bu direktifi yerine getirmeye çalışırsınız. İşle ilgili yapılması gerekenleri yerine getirmeye çalışırsınız ama öte yandan bir sorumluluk size yüklenmiştir ama yetkiniz sınırlıdır. Size doğrudan bu yetki devşirme dediğimiz, yetki göçerme dediğimiz şeyi yapmamıştır. Zorlanabilirsiniz. Evet, emir komuta birliği ilkesi de herkesin, her çalışanın bir ve yalnız bir münhasıran bir kişiden emir almasıdır. Yoksa yani her önüne gelen size çalıştığınız iş yerinde bir emirler yağdırırsa böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Dünyada genel geçer bir konu vardır. Herkes kendi amirinden emir alır. Hatta rahmetli olan benim danışman hocam vardı bir tane. Kendisi azot fabrikasında çalışmış bir dönem. Orada yaptığı bir gözlemde şunu görmüş. Bir işçiye bir soru sormuş. O da tepe yöneticisi konumundaymış. İşçiye soru sormuş. Bir takım bir fabrikayla ilgili bir sorun tespit etmiş. Neden buna önlem almıyorsunuz? Ne yapabilirsiniz bu konuda diye söyleyince işçi demiş ki bu konunun çözümü şu, şunları 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 yaparsak bu tür aksaklıklar olmaz demiş. Peki demiş neden yapmıyorsun? Yapsana. Ama ben amirim bunu söylemesi lazım. Kendisi tepe yöneticisi. Yani orada azot fabrikasında üst düzey bir yönetici olmasına rağmen oradaki işçi o hocamızın yani akademik yaşantısından önce yaşadığı iş tecrübesini aktarıyordu. Ben tepe yönetici olmama rağmen
Madem öyle bu sorun var, bu sorunu gidersene niye fabrikanın zarar etmesine meydan veriyorsun gibisine. O da demiş ki ben kendi amirimden böyle bir talimat almadım. O böyle bir şey söylemediği için ben yapmam. Yani işçi öyle bir kilitlenmiş ki bu emir komuta birliği ilkesine bir kişiden yani amiri söylemese bile işletme zarar etse bile zarar ediyor olsa bile amiri sırf söylemediği için. Acaba bunu bilinçli olarak işletme zarara uğrasın diye değil kendini öyle alıştırmış. Öyle bir yetişme tarzı var ya da henüz o bilinç seviyesinde değil ya da asların fikrini ifade edebilme konsepti diye bir şey var. Hatta bazı kanunlarda da yönetmeliklerde, tüzüklerde de geçer. Yani bilgiçlik taslamayacak, ukalalığa vardırmayacak şekilde herkes fikrini hür bir şekilde ifade edebilir amirine. Kaldı ki işletmenin bir zararı söz konusu. Yani sen amirinin kötü durumuna düşmesini mi istiyorsun ya da buna müdahale etmen gereken durum söz konusu. Ama işte emir komuta birliği dediğimiz şey bu. Belki bu verdiğim örnek çok 40-50 yıl öncesinin bir örneği. Tam da iyi olmayan bir örnek ama onu demek istiyorum. Fonksiyonel yetkiye sahip kişiler aynı zamanda emir komuta yetkisine de sahip oluyorlar ve emir komuta birliği ilkesi gereğince de biz şimdi ilkeleri tartışıyoruz. Örgütlenmenin temel ilkeleri üzerinde duruyoruz. O ilkeler doğrultusunda da bir kişi herkesten emir almamalı. Tepe yöneticisi olmasına rağmen bakın arada diyelim ki vermiş olduğum örnekte bizim hoca tepe yöneticisiymiş o zaman. Belki arasında 2-3 tane kademe var. Oradaki işçi, orada oturup duran işçi onun tepe yöneticisi olduğunu bilmiyor bile. Çünkü verdiği cevaptan belli. Kendi amirini zor durumda bırakan bir takım cevap veriyor. Benim amirim böyle bir emir vermedi. O yüzden ben yapmam. Ne olursa olsun gibi yani bir kayıtsızlık anlamında değil biraz bilinçsizlik düzeyi söz konusu. Tepe yöneticisi bile emir verdiği halde şunu düzeltsene madem demiş bulunmuş bizim hocamız da. O da o şekilde karşılık vermiş. Ben emirleri kendi amirimden alırım. O da bir şey söylemediği sürece de bir şey yapmam gibi. İşte bu emir komuta birliği ilkesi gerçek yaşamda böyle bir karşılığı olan bir şey. Her önüne gelen her gördüğü işçiye emirler yağdıramaz. Herkesin kendi amiri memuru var. Yöneticiler sahip oldukları yetkilerin bir kısmını astlarına devredebilir. Yetkiyi devrettiği takdirde buna yetki devri deniliyor. Adı üstünde yetki devşirme, yetki göçertme bazı kaynaklarda da geçer. Kontrol alanı dediğimiz şey, şimdi az önceki örneğe dönelim. Şimdi en tepede azot fabrikasındaki en üst konumda yöneticisiniz diyelim. Şimdi az önceki verdiğim örnekteki gibi işçiye dersen ki şunu yap, yani bunu hocamız kendi bir tecrübe olarak hem olumlu hem de olumsuz bir örnek olarak verdi. Ben de size aktarıyorum. Şimdi tepede bulunan kişi diyelim o azot fabrikasında 700 kişi çalışıyor veya 500 kişi çalışıyor. 500 tane işçiyi birden aynı anda kontrol edebilmesi mümkün mü? Böyle bir insan evladı henüz dünyada yok. Böyle bir üstün niteliklere sahip 300 kişiyi, 500 kişiyi aynı anda yönetebilecek, idare edebilecek bir insan evladı dünya üzerinde yok. Dolayısıyla bu ne yapılıyor? Piramidin en tepesindeki kişi, diyelim ki kendine bağlı 7-8 kişi var, 10 kişi var. Bir alt yönetici. Onların da altında bilmem kaç tane yönetici var. Bunlar her biri yukarıdan aşağıya doğru baktığınızda aslında bakarsanız en tepedeki yönetici kendinin bir altındaki yöneticileri yönetiyor. Yani kontrol alanı 10 genel müdürseniz 10 tane müdürünüz var. 8 tane müdürünüz var. Onları yönetiyorsunuz. Veya 5 tane müdürünüz var. 5 tane müdürün de altında departmanla ilgili daha alt birimler söz konusu. Birim yöneticileri. Müdürler birim yöneticilerini yönetiyor diyelim. Her biri üçer beşer tane. Onlar da işçileri, formenleri, memurlar her kimi yönetiyorlarsa giderek bu sayı paylaşılmış oluyor. Yani herkes herkesi yönetmek gibi bir çıkmazın içerisine girmiyor arkadaşlar. Kontrol alanı dediğimiz şey bir insan sınırlı kapasitesinden dolayı belli bir kişiden fazlasını yönetemez. Dar kontrol alanı şayet siz birkaç kişiyi yönettiğiniz takdirde işiniz yaptığınız bir örgütte çalışıyorsanız sizin aklınızda size bağlı birkaç kişi varsa dar kontrol alanına sahipsiniz. Hatta ben çalıştığım eski bir örgütte benim altımda bir veya iki kişi vardı yani. Fazla kişi yoktu bile. Sağdan saysan iki kişi, soldan saysan iki kişi. Onlar o anlamda, idarecilik anlamında çok rahattı. Ama yine başka bir hocamız vardı.
Kendisi Maliye Bakanlığı'nda çalışmış bir dönem. O zaman 90'lı yıllarda Maliye Bakanlığı'nda çalışmış. Diyordu ki genel müdürümüzün altında 20 23 tane daire başkanı var demişti. 23 tane her gün her birine günde bir saat ayırsa 23 saat yapıyor. Yani bunu biraz esprili bir şekilde anlattı ama onu demek istiyorum. O bir örnektir. Ben yıllar önce bu örneği vermişti o maliye kökenli hocamız. O da yine Maliye Bakanlığı'ndan sonra akademisyenliğe geçmiş bir hocamızdı. 23 tane işte kontrol ilkesine bu biraz aykırı. O daireler sonradan birleştirildi mi? Yani şu anda hiç fazla merak ettiğim bir konu değil. Ama ilk etapta ne geliyor insanın aklına? Geniş bir kontrol alanı, 23 tane daire başkanını idare etmek durumunda kalan bir bakandan veya genel müdürden bahsediyoruz. O da geniş kontrol alanı, merkezleşme, merkezleşmeme. Yetkiler üst makamda, üst şeylerde, üst düzeylerde toplandığı ölçüde merkezi bir yapı ortaya çıkıyor. Birimlere dağıtıldığı ölçüde de merkezleşmemiş. Yani ademi merkezi bir yapı ortaya çıkıyor. Formelleşme dediğimiz şey, örgütler genelde çoğunlukla hani biz iyi bir şeymiş gibi hep dilimize doluyoruz ya, kurumsal firmalar, kurumsallaşmış firmalar. Aslında formelleşmeden bahsediyoruz. Formel firmalar büyüdükçe o ahbap çavuş ilişkisi, abi kardeş ilişkisi şeklinde yürüyen bazı şeyler, informal şeylerle de yürüyebilen bazı şeyler, profesyonel yöneticilerin atanmasıyla, formel ilişkilerin daha da gelişmesiyle birlikte ne oluyor? Formellik düzeyi artabiliyor örgütlerin. Bölümlere ayırma, bölümlendirme de işte fonksiyonelleşmenin bir parçası, onu ifade eden bir şey. Durumsal unsurlar da örgüt yapısına etki eden faktörler. Şimdi dört tane faktörden bahsedeceğiz. Bakın ilk ikisi strateji ve büyüklük, diğer ikisi teknoloji ve çevre. Hatta bunun baş harflerinden ben bir şey oluşturmuştum. ÇT, BÜS, yani bakın burada çevre, teknoloji, büyüklük ve strateji. ÇT, BÜS. Stratejiden başlayalım. Örgütün yapısı, yani yapı stratejiyi takip eder diye bir söz vardır. Yani öncelikle sizin belirlediğiniz bir strateji vardır. Tepe yönetimi, o ya da firmanın sahibi, patron, yönetim kurulu bir takım stratejilere sahiptir. Stratejiler doğrultusunda örgütün yapısı şekillenir. Yapı stratejiyi takip eder dediğimiz şey de işte budur. Alfred Chandler bununla ilgili araştırmalar yapmış. Amerika'daki dev şirketlerin zaman içerisinde örneğin küçük bir örgütken temel stratejileri örgütlerin büyümekmiş. Büyümeyi sağlayabilmek için çeşitlendirme yapıyorlar. Çeşitlendirme yaptıktan sonra belli bir ölçek büyüklüğünü elde ettikten sonra öncelikle büyüme, daha sonra çeşitlendirme, daha sonra da bölümlü yapıya doğru gittiklerini görmüş yaptığı araştırmada. Amerika'nın ilk dört büyük firmasında bunu gerçekleştirmiş. Bunu teyit etmek için 20 tane farklı olan başka 20 tane büyük işletmede aynı araştırmasına devam etmiş. Bakmış ki ilk önce firmaların işletme tarihçisi Alfred Chandler. İlk önce büyüme amacı, daha sonra çeşitlendirme, daha sonra da bölümlendirme. Örneğin Doğu Karadeniz'de bir fabrika, İç Anadolu fabrikası, Ege fabrikası. Bu işte sağ elin bildiğini sol elin bilmesi ilkesi. Yani birbirlerinden öğrenebilme, bu bölümlü yapıya doğru gitme. Genelde böyle bir bütün firmalarda bu incelediği 24 tane firmada da aynı şekilde dev firma haline geldiklerini görmüş. Dolayısıyla şunu şey yapmış. Yaklaşık olarak strateji ilk önce neydi? Büyüme. Daha sonra ne? Ürün çeşitliliği. Daha sonra ne? Bölgesel yapıya geçme. Bölgesel yapıya geçme sayesinde işte Karadeniz bölgesindeki fabrikayla İç Anadolu bölgesi kendi aralarında bir rekabete girip daha da bir kurum içi rekabeti artıracak tarzda. Yani farklı farklı firmalar ama bakıyorsunuz şey olarak, sezgisel olarak benzer tarzda büyümüşler. Yani belli stratejiler var. İlk önce büyüme, daha sonra çeşitlendirme, daha sonra bölümlendirme. Bunlar hepsi ayrı birer strateji. Bu strateji doğrultusunda örgütler ne yapmış? Yapıları buna göre değişmiş. İlk önce büyümeye dönük bir yapılanma, çünkü strateji büyümeye dönük. Daha sonra çeşitlendirme stratejisine geçtikten sonra ürün çeşitliliğini artırmışlar. Daha sonra bölgesel yapıya geçtikten sonra strateji o yönde değişmiş. Strateji o yüzden yapıyı etkiler. Büyüklük etkilermiş de dedik. Büyüdükçe stratejiniz
ilk önce küçükken stratejiniz o yöndeydi. Büyüdükçe stratejiniz çeşitlendirmeye geçti. Daha da büyüdünüz. Artık dev firma haline geldiniz. Ülke, ulusal bir ya da küresel bir firma haline geldiğinizde de bunu yapıyorsunuz. Teknoloji de tabii teknolojiye bağlı olarak örgütün yapısı ne olur? Elbette ki değişir. Çevre faktörleri de örgütün yapısına etki eder. Genel örgüt yapılarından bahsedelim. Şimdi çağdaş örgüt yapılarından bahsettikten sonra dersimiz de sonlanıyor. Zaten normal anlatım süresine de 6 dakikamız kaldı. Fonksiyonel yapıyı anlatalım mı? Hiç anlatmayalım bence. Güçlü yön yani çünkü bahsettik. İş bölümü ve uzmanlaşma doğrultusunda belli fonksiyonlar yani işlevler, üretim işlevi, pazarlama işlevine uygun olarak ne oluyor? Bölümlenme gerçekleştiriyor. Güçlü yönleri uzmanlaşma sonucunda faaliyetlerde etkinlik, maliyetlerde azalma gibi şeyler olabilir. Ama zayıf yönü de yöneticiler kendi fonksiyonlarına daha çok odaklanırlar. Bu sefer örgütün olabilir yani böyle şey olabilir. Örgütün genel amacından sapmalar gerçekleşebilir böyle zayıf yönlerde. Zayıf yönlerde olabilir. Bölümlendirilmiş yapılarda örgütün ana birimleri farklı bir işletme gibi yönetilir. Bu tip bir yapıda her bölüm kendi içinde bir yetkilendirmeye sahip olmakla birlikte her bölümün başında o bölümün performansını yönetici bulunur. Yani fonksiyonel yapı, bölümlendirilmiş yapı. Bölümlendirilmiş yapıda da sonuçlar üzerine odaklanma bölüm yöneticileri ürettikleri ürünün akıbetinden sorumlu olurlar. Bu da güçlü bir yön. Ama zayıf yön kaynakların ve faaliyetler olması maliyeti biliyor. Bölümlenmiş yapılanma biçimi örneklerine şey yapalım. Ürün temelli bölümlendirme. Birden çok ürün üreten örgütlerde üretilen her ürün veya ürün grubu için ayrı bir birim oluşturulur. Diyelim ki kıyafet üzerine bir şeyse bayan kıyafetlerini üretenlerin kendine ait bir müdür oluyor diyelim. Erkek kıyafetleri, çocuk kıyafetleri ve yaşlılara dönük bir kıyafetse ona göre ayakkabı gibi alt bölümler. Müşteri temelli bölümlendirmede farklı özellikle işte toplam müşteri, perakendeci, perakende müşterilere dönük bir yönlendirme olabilir. Süreç üretim süreciyle ilgili bölümlendirme olabilir. Süreç temelli bölümlendirmeye örnek daha ziyade üretim bölümlerinin kısımlara ayrılması. Üretim bir süreç ya, onu kısımlara ayırdığınız takdirde süreç temelli yapılan, hatta sayı temelli bölümlendirme var. O da askerlikteki nasıl takımlar, işte bölükler, taburlar, alaylar, işte tugay, tümen gibi sayı temeline göre bölümlendirme, o da bir örgüt olduğuna göre bazı kaynaklarda geçiyor. Yani ürün temelli, müşteri temelli gibi burada bahsettiğimiz süreç temelli üretim sürecine dönüyor. Yani çünkü sürecin en uzun olduğu yerlerden birisi üretim mantığı. Üretim süreçleri bazı alt bölümler ayırarak böyle bölümlendirme yapılabilir. Çağdaş anlamda da takım yapıları oluşup belirli işleri üstlenen takımlar o işi yürütebiliyorlar. Bu yapıda çalışanların güçlendirilmesi yani takıma bir ekibe görev veriyorsunuz. Onlar yani Apollo ekibi gibi düşünün. Bunlar Apollo ekibi ne yaptı? Uzaya çıktı. Onun gibi düşünün. Ekip deyince benim aklıma hep öyle bazı profesyonel ve birbirine güvenebileceğiniz, siz de ekip olarak görevlendirdiğiniz kişiyi eğer yöneticiyseniz onlar o kadar ehiller ki artık güveniyorsunuz. Ekip olarak bu işi yürütebileceklerini düşünüyorsunuz. Ama bunlar tabii uzman kişiler olduğu için aralarında öyle bir net bir emir komuta sisteminden ziyade yapılması, o işin görevin sonuçlanmasına odaklanıyorlar. Yoksa sen benden kıdemliymişsin, sen benden eskisin gibi öyle çocukça şeylerin peşinde değil, iş odaklı. Bu iş görev odaklı. Yani Apollo o uydu yörüngesine oturtmak gibi bir kendi kafalarında bir görev var. O görevi üstleniyorlar ve ona iş yapıyorlar. Böyle düşünün. Örneğini oradan verin. Hatta bu verdiğim örnek uç bir örnek değil. Bazı kaynaklarda geçer. Hatta Apollo tipi örgüt türü olarak da anlatımlarda, örgüt kültüründe geçen bir konudur bu. Çağdaş örgütlerinden biri de proje matris tipi. Yani bir proje yürütüyorsunuz. Siz diyelim ki bir inşaat firmasında çalışıyorsunuz. Bir departmanındasınız. O inşaat firması bir proje aldı. O projeyle ilgili
Siz o projeye has bir müdür size verildi. Hani önce şeyden bahsediyorduk, örgütlenme ilkesine. Her çalışan bir tane patrondan kendi birim yöneticisinden emir almak. Ama bir proje yürütüyorsanız o proje kapsamında sizi tepeden görevlendirmiş olabilir. Belli bir süre dahilinde o projenin bitimine kadar ki diyelim 6 ay bile, o 6 ay süresince hem kendi birim amirinden emir alacaksın hem de o projenin sorumlu amiri sana emir verebilecek. Çift çapraz giyeceksin yani belli bir süreliğine. Bu durumda da matris yapıp proje bazlı bir durumdan dolayı matris yapıp ortaya çıkabiliyor. Fonksiyonel veya bölümlendirilmiş örgütlenmelerin fonksiyonel ve bölümlendirilmiş örgütlerin bir bileşimi. Hem kendi fonksiyonunuzdaki işi yapacaksınız, bir yandan da o projeye katkıda bulunacak işler yapacaksınız. Sınırı olmayan örgütler, sanal örgütler işte sanal örgütlerin kendine göre sanallaşma düzeyleri var. İlk önce diyelim ki pazarlama süreçlerini sadece sanal hale getiriyorlar. Daha sonra öyle bir hale gelebiliyorlar ki örgütler yani her şeyi internet tabanlı bir şekilde yapabiliyorlar. Fiziksel olarak yaygın ve coğrafi alanlara yayılmışsa bütün faaliyetlerini bu net üzerinden yani internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla kendi temel yeteneklerine odaklanıp diyelim ki yani siz bir şey üretiyorsunuz, bir firmasınız ama sizin ulaşım filosuna ihtiyacınız yok. Ulaşım konusunda bir yetkinliğiniz yok. Bu yetkinliği taşıma işlerini yapmak üzere kime devrediyorsunuz? Onu da ağ yapınız sayesinde taşıma işlerinde uzman bir takım diğer firmalara yönlendirebiliyorsunuz. Bu şekilde sanal bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Sanal şebeke yapısı olarak tanımlanan bu tür yapılanmanın da örnek kitabımız bir iki örnek vermiş. Bunlar işte sanal dediğimiz anda sınırları olmayan. Şimdiye kadar hep böyle dört duvar arası fiziksel örnekler verdik ama pandemi sonrasında daha da artan sanal yapı örneklerini siz biliyorsunuz. Kitabımız isim vererek ifade etmiş. Siz yansıdığını görüyorsunuz. Ayrıca ifade etmeme gerek yok. Yığışım küme örgüt yapısı da şebeke örgütlerin temel fikri aynı. Daha esnek, daha hızlı karar verebilme, sabit masrafı yani binalara yapılan o örneğin bu tür sabit masrafı azalmış ve küçülmüş bir örgüt yapısı. Temel yardım fonksiyonları ilgili işletme bünyesinde yürütülen ve iş faaliyetlerinin mümkün olduğu bir yapıyı ifade ediyor arkadaşlar. Süremiz 2 dakika geçmiş bile. Yani hep böyle görüş, öneri ve katılımınız için teşekkür bölümü var ama soracağınız soru olursa şurada sohbet penceresinde 3 tane mesaj var. Onlara bakayım herhalde çocukla ilgili geçmiş olsun ve merhabalar aldım. Teşekkür ediyorum. Ve soru, görüş ve öneriler için gerek buradan gerekse benim mail adresime de yazabilirsiniz. Her zaman için soru sormanız mümkün arkadaşlar. Bu dersi ister aktif şu anda dinliyor olun, isterseniz sonra da dinlemiş olun. Falanca noktaya ilave bir şeyler sormak istiyorum dediğiniz anda her zaman cevaplamaya hazırım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Güle güle, iyi günler.